Clio 4 projemizin şimdi 3. bölümündeyiz. Aracın testlerini gerçekleştirdik, yolda kullandık, baktık. Şimdi aracın üzerindeki yazılım işlemlerimiz devam ediyor. Bu esnada da test etmek için ara bağlantı borularını gerçekleştirmiştik. Şimdi aracın ara bağlantı borularındaki kromların üzerinde arkadaşlar ısı fazla durmasın diye üzerinin yalıtımına geçiyoruz. Yalıtım işlemini nasıl gerçekleştireceğiz? Size şöyle göstereyim. Bunun için almış olduğumuz özel sargı bezimiz var. Isıya maruz kaldığı zaman ve ısıyı geçirmesin diye yanmaz bir maddedir. Bu sargı beziyle şimdi aracı tek tek borularını saracağız. Göreceksiniz krom bağlantı yerlerini. Sardıktan sonra da daha fazla araca soğuk hava girmesini sağlayacağız ve kromların ısınmasına engel olacağız. Bunu yaptığımız zaman da aracın içine girecek olan soğuk hava miktarı bir tık daha artacaktır. Gelin birlikte krom borularımızı sargıyla saralım ve yalıtımını gerçekleştirelim ki motor içindeki sıcaklığı motor bloğundan içeri sokmayalım. Mevcut kromların ısısını da daha soğuk şekilde koruyalım. Gelin birlikte sargı işlemine başlayalım. Sargı işlemini bazı müşteriler tabi kromun görüntüsünü daha fazla sevdiği için talep etmeyebiliyorlar. Biz aracın sağlıklı olması açısından bu işlemi gerçekleştiriyoruz ama bazı müşterilerimiz dediğimiz gibi kromun o parlak görüntüsünü yani şu halini daha çok sevdiği için bazı bölgelerde bu şekilde kalmasını talep ediyorlar. Ona göre de biz bunu sağlıyoruz. Bazı araçlarda, yaptığımız proje araçlarda bunu görebilirsiniz. Aklınızda olsun. Müşteri talebine göre bu değişiklik gösteriyor ama sarılmasının avantajı var arkadaşlar. Biz her zaman söylüyoruz bunların tek tek sarılması gerektiğini. Arkadaşlar şimdi Clio projemizi bitirdik. Ufak tefek eksiklerimiz var. Aracın yazılımını vesaire her şeyini yaptık. Şu anda test ediyoruz. Yolda şimdi aracı müsait bir yerde deneyeceğiz. Ne yapıyor, ne ediyor, ne gibi
hızlanmaları var. Onlara bakacağız. Bunun yanı sıra bunu da söylemek istiyorum. Araçta ciddi bir ağırlık var arkadaşlar. Yani şey zannetmeyin, hani 0-100'ü niye böyle oldu, niye bu kadar masrafta, hani bu kadar sürede çıkıyor gibi düşünmeyin. Aracın arkasında ciddi bir tesisat var. Onun ağırlığı da arabaya çok etkiliyor ve araçta şu anda 2 kişiyiz. Bunları da göz önünde bulundurursanız yorum yazarken seviniriz. Şimdi aracımızı çıkartacağız. Bakalım şu anki durumu nasıl? Müşterimize son teslim etmeden önce ne yapıyor, ne ediyor, bunları göreceğiz. Sağlıklı olarak daha sonrasında da aracımızı müşterimize teslim edeceğiz. Gelin birlikte yola çıkalım. Testlerimizi yapalım. Sıfırdan yüzü ne durumda? Ona bakalım. Şu anki performansı nasıl? Hissiyatı nasıl? Onlara bakalım. Daha sonrasında da arayı tamamen tamamlayıp üstlerimize teslim edeceğiz. Dediğim gibi ufak tefek eksiklerimiz olmuş olabilir. Onları da halledeceğiz. Şu anlık biraz da saat geç oldu. Şu anda geç saatte aracı deneyebiliyoruz. Çünkü gündüz böyle bir yolculuğumuz vardı. Arabayla uğraşıyoruz. Yaptığımız diğer sporcu arabaları da var. O yüzden arkadaşlar onlarla uğraşmaktan ancak bu saate kadar vakit bulup aracı bitirebildik. Şimdi bakalım yolda ne gibi sonuçlar verecek. Çekebildiğimiz kadar, size anlatabildiğimiz kadar anlatmaya çalışacağım. Gelin birlikte hibrit turbo projesinin son bölümünde neler yapıyoruz izleyelim.